Sayın Bahri Yardımcım, Sayın Yazıhan Belediye Başkanım, Sayın Jandarma Komutanlarım, Sayın Malatya İl Müftüm, Sayın Yazıhan İl Müftüm, Sayın Beka Milli Beka Komitesi'nin Malatya değerli İl Başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerim, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, muhterem canlar. Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı olarak böyle bir muazzez ve mukaddes günde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve mutluluk duymaktayım. Konuşmalarıma başlarken hepinizi en derin saygı, muhabbet ve aşk niyazlarımla selamlıyorum dostlarım. Saygıdeğer aziz misafirler, insanlık tarihinde eşi ve emsali önder görülmüş yüce insanlar, umut dediklerinin tıkandığı, çare kapılarının kapandığı, sevgi rüzgarlarının kurulduğu, sevginin, kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin tamamen ortadan kaldırıldığı, kin ve intikamların, savaş ve kan gözyaşlarının hüküm sürdüğü sürelerde Allah dostları, başta veliler ve veliler insanlık alemine birer armağan ve kurtarıcı olarak gelmişlerdir. Değerli kardeşlerim, işte insanlık aleminin yüz akı, Peygamberler Sultanı, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatı ve Sellem Efendimizin sevgili torunu, ilim beldesinin kapısı, müminler emiri, muttakilerin imamı, Allah'ın yenilmez garip aslanı, Hazreti Ali gibi bir eşsiz kahramanın şerefli oğlu, dünyadaki dört yüce kadının seyyidesi ve hayrün nisası Hazreti Fatıma anamızın ciğer paresi, cennet gençlerinin seyyidi ve efendisi Hazreti İmam Hüseyin'in Kerbela'da 72 şöhedasıyla birlikte zalim Emevi halifesi Yezid'e biat etmediği gerekçesiyle değerli aziz misafirler, hele hele Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinin 33 ve Şura suresinin 23. ayeti kelimelerinde Yüce Allah tarafından Yüce Peygamberimizin bu tertemiz soyu ve neslini medhü sena eden ehli beytinden olan bu mübarek ve muazzez insanların Yezid gibi bir zalime biat etmediği için kendisini 72 erkek ve 79 kadın, çoluk çocuk, hepsi 150 bir kişi olmak suretiyle Kerbela'da Fırat suyunu tutturmak suretiyle bu mübarek insanların Muhammed'in torunlarının, evlatlarının katledilişinin 1339. hüzünlü yıl dönümüdür değerli dostlarım. İşte bir şairimiz diyor ki, kurretir aynı Habibi Kibriyasın ya Hüseyin, nur-i çeşmi Şah-ı Merdan mürtezasın ya Hüseyin, hem ciğerpare-i Zehra Fatıma Hayrun Nisa Ehl-i Beyt-i Müşteba Ali Abbas'ın ya Hüseyin, sana bir gül ile dokunulsa bile olur mu mağfiret? Gonca'yı Gülşen Sarayı'nda Mustafa'sın ya Hüseyin, rahmet eyle Arife Ceddi Muhammed Mustafa aşkına, mahşer meydanında makbulu recasın ya Hüseyin. Değerli kardeşlerim, biz günümüz Türkiye'sinde, cennet vatanı Türkiye'sinde Kerbela olayını, bunu insanlarımızı birlik ve beraberliği bozup Alevi Sünni düşmanlığını meydana getirmek için değil, bu meşhum Kerbela olayından milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak ve doğruları bulmak, zalimlere karşı durmak,
milletimizin milli birlik ve beraberliğine değerli kardeşlerim katkıda bulunmak içindir. İşte idraki içerisinde bulunduğumuz bu Muharrem ayı nedeniyle işte bakın gayet mütevazi bir Fethiye köyü var. Bu Fethiye köyünde Sayın Vali Yardımcım, değerli kaymakamım, değerli başkanlarım, Fethiye köyünde bugüne kadar bir terörist çıkmamıştır. Bunlar namusuyla, şerefiyle Almanya'ya gitmiş, çoluk çocuğunun rızkını kazanmış, civardaki Sünni köylerle iyi geçinmiş ve milli birlik ve beraberliğe bu insanlar katkıda bulunmuştur. Ben buradan Fethiye köylü kardeşlerimizi kutluyorum, onlara bir alkış istiyorum sizden. Telin bakımından bir beyan sunduk. Düşünün, içimiz kan ağladı. Rize'den Malatya'ya gelirken Pürümür'de teröristler tarafından yakalanmış 4 yıldan beri bu zavallı insanlar teröristlerin elinde mahkum. Değerli kardeşlerim, işte biz bu nedenlerle bir zamanlar 4-3 kıtada at oynatan Osmanlı İmparatorluğu devlet ve hükümetin cani basiretsiz insanların elinde Enver Paşa gibi Cemal ve Talat Paşa'nın basiretsizliğiyle Osmanlı boşu boşuna 1. Dünya Savaşı'na sokulmuş ve efendim ittifak devletlerinin yenilmesiyle Osmanlı haksız yere mağlup ve yenilmiş ve bu devlet 7 düvel tarafından işgal edilmiş. Değerli kardeşlerim, böyle bir muazzez ve mukaddes günde bu eşsiz insanı anmak bizlere namus ve şeref borcudur. İşte içimizden yiğit bir kahraman çıkmış, milli birlik ve beraberliği oluşturmuş, 36 etnik kökeni bir araya getirerekten Kuvayi Milliye ruhu içerisinde 7 düvele kafa tutmuş ve yeni bir Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kuran eşsiz kahraman İnsanlık aleminin yüz akı Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ile onun sevgili ehli beytine buradan bir kere daha selatü selamlarımızı yolluyor. Çok kıymetli Fethiye'li kardeşlerimizin bizlere buraya davet ederek bu izzeti ikramından dolayı kendilerine bol kazançlar, hayırlı evlatlar, hayırlı millet ve kardeşliğin sağlanmasını diliyor. Hepimiz teşekkür ederiz.